Sevgili izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz Allah'ın izniyle. Hepinize Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi olsun inşallah. Bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Yayına başlamadan önce bir hatırlatma yapacağım sizlere. Bir kardeşimiz SoundCloud hesabı açtı. Ve videoların hepsini oraya yükledi. Oradan da internetin olmadığı zamanlarda bile e, indirip dinleyebiliyor musunuz ve ses kaydıyla sadece ve daha fazla şarj yemiyormuş daha az şarj yiyormuş ve istediğiniz işinizi yaparken ses olarak onları kayıtları dinleyebilirsiniz ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram hesapları da açıp e, videoları oralara da e, yükledi kardeşimiz oralardan da tıklayıp girip e, abone olup dinleyebilirsiniz ve e, herkese daha kolay nasıl e, geliyorsa rahat geliyorsa o şekilde Dinlemeye, izlemeye devam edebilirsiniz. Peki, şimdi bugün önemli bir konuyu değerlendirmek istiyorum. Son zamanlarda Batı'nın önemli adamları, ilim adamları çalışmalar yaptılar, şifa zirvesi yaptılar ve şifa zirvesinde pek çok bilim insanı konuştu. Hepsi de mesleklerinde yıllarını vermiş, çok tecrübeli, kendileri de çok ciddi olaylar yaşamış, onları aşmış ve bu tecrübelerini de dünyanın her yanında seminerler vererek insanlara anlatan doktorlar. Bana göre burada en önemli nokta geleneksel batı tıbbından ayrı olarak şifa zirvesindeki bilim insanlarının insan potansiyelini bir bütün olarak ele almaları, parça bütün ilişkisini gözeterek tedavi etmeleri ve tabi mucizevi olaylara şahit olmaları. Bunlardan birisi mesela Joe Dispenza. İnsan beyni ve bedeni arasında oluşturulan şartlanmalardan ve bilimsel deneylerden örnek vererek bahsediyor. Şimdi o örneklerin üzerinde durmak istiyorum. Bazı örnekleri öz ve kısa kısa geçmek istiyorum. Çok önemli çalışmalar bunlar. Bir grup erkeğin iki hafta her gün bir saat boyunca zihinlerinde sadece zihinlerinde bakın fiziksel anlamda değil pazularını geliştirdiklerini ee, ama bunu çok yoğun, tutkulu ve azimli duygularla hissettiklerini hatırlatıyorlar, yaptırıyorlar o kişilere. Zihinlerinde canlandırtırıyorlar. Ve iki hafta sonunda da pazularının %13 daha da güçlenip geliştiğini gösteriyor araştırma sonucu. Yani bakın burada fiziksel de bir çalışma yok. Sadece zihinsel çalışma yapıyorlar. Bir deneyin başında bir sonunda ölçüyorlar, farkı görüyorlar. Beden zihne cevap veriyor yani. Beden zihinde hangi imgelem oluşturulduysa ona cevap veriyor. Başka bir çalışmada fiziksel anlamda kavga eden bir insanın stres, dövüş esnasında mesela kafasına yerleştirilen petlerle beyin aktiviteleri, EEG dediğimiz elektroensifologram alınıyor. Mesela kalp atışı alınıyor EKG ile elektrokardiyogram. Kas yapısı elektromiyogramla Alınıyor bu veriler, tansiyonları ölçülerek her türlü performansı değerlendiriliyor. Aynı kavga dövüş sahnesi bir başkasına da hayal kurdurarak yaptırılıyor bu sefer. Birisi canlı fiziksel olarak birisinin de hayal kurdurarak yaptırılıyor. Her ikisinin beyni aynı tepkiyi geliştiriyor. Beyin filmlerinde kalp ve kas ölçümlerinde aynı sonuçları alıyorlar. Yani beyin gerçek ile hayali ayırt etmeden aynı tepkiyi geliştiriyor. Farkındaysanız bunu duygularla eşlik ederek yapıyorlar yalnız. Yani duyguların eşlik etmesi burada çok önemli. Ve bunu tekrar tekrar yaptıkça da bilinçaltına yerleşiyor. İnsanın sinir sistemi ve bedeninde kalıcı değişmeler ve gelişmeler meydana getiriyor. Harvard'ın kuzeyinde dinlenme merkezine yakın bir yerlerde farklı yaşlarda ama yaşlı insanları bir araya getiriyorlar. Onlara sadece şimdiki yaşınızdan 22 yaş daha gençmiş gibi davranacaksınız diyorlar. Ve bunların da yine deney öncesinde parmak uzunluklarını, hareket aralıklarını, IQ'larını ve hafıza güçlerini ölçüyorlar. Boylarını, kilolarını, omurgalarının hareket aralığını ve bütün fizyolojik fonksiyonlarını ölçüyorlar. Sonra da... Ee, o yaş civarlarındaki insanların döneminde meşhur olan kişiler işte Marilyn Monroe, Joe DiMaggio ve Mickey Mantle gibi sinema ve ses sanatçılarının posterlerini yerleştiriyorlar ve müzik gruplarının o grupların müziklerini çalıyorlar ve 22 yıl daha gençmiş gibi davranıyorlar. Deneyin sonunda araştırmacı Ellen Langer bunlarla ben Amerikan futbolu oynadım diyor ve bazıları diyor yaşlı olanlardan bazıları bastonlarını bile yere attılar diyor. Ve uzmanlar bu grubun 22 yaş daha gençmiş gibi davranmadan önce ölçtükleri her şeyi tekrar ölçtüklerinde parmakları daha uzun, hareket aralıkları daha fazla, boyları daha uzun çıkıyor. Ayrıca kilo vermişler. Ve IQ test sonuçları inanılmaz derecede %60 gibi daha yüksek bir fark veriyor. Daha iyi çıkıyor yani sonuçları. Sadece başka biriymiş gibi davranarak bu noktaya geldiler diyor araştırmacı. Peki şimdi siz acaba kim gibi davranıyorsunuz? Evet bakın bunlar somut veriler. Zihinsel provada kendinizi nerede görmek istiyorsanız bunu yaşadığınızı canlandırarak hissediyorsunuz. İmgelem, duygu hepsi eşlik ediyor. O gerçeklikte yaşamaya devam ediyorsunuz. Yine bir araştırmada önceden hiç piyano çalmamış insanların 5 gün boyunca ikişer saat zihinlerinde piyano çalma provası yaptığı ve 5. günün sonunda beyinde piyano çalanlarla aynı devrelerin geliştiğini görüyorlar. Burada yine beyniniz hangisi gerçekte yaşanmış hangisi hayali olmuş fark edemiyor bakın ve aynı tepkiyi veriyor. Siz bunu sürekli tekrar ederseniz yazılım programa dönüşüyor. Beyin ateşleniyor, bağlanıyor, ateşleniyor, bağlanıyor. Nörolojik devreleri kullanması için görüntüyü beyne yerleştirirseniz ve bunu tekrar tekrar tekrarlarsanız yeni yollarla yeni devreler ateşleyip bağlıyorsunuz. Beyin de bu niyetinizin çoktan yaşandığına inanıyor ve yükselmiş duygular bedene sinyal gönderiyor. Bu şekilde yeni proteinler yapması için yeni genler seçiliyor. Beden de bu olaya hazırlanmış oluyor. Düşünceler beynin dili, duygular ise bedenin dilidir. Duygu ve düşünce şeklimiz bir varoluş durumu oluşturuyor. Eğer korku, kızgınlık, üzüntü, öfke duygularınız güvensizlik duygularıyla da örtüşüyorsa beyniniz kötü kimyasallar üretmeye başlıyor. Bu döngü devam ederse bedeninizi güvensizlik duygusuna şartlandırmış oluyorsunuz. Bu insan işte benim kendime güvenim yok diyor. Eğer düşüncelerinizi değiştirirseniz ve ben güçlüyüm derseniz Beyninize ve bedeninize komut vermiş oluyorsunuz. Hem de bu duyguyla birlikte. Yani güçlü bir duygu ve güçlü bir çapayla mesela güçlendirirseniz, mesela yumruğunuzu sıkarak, hatta buna isterseniz yemin ederim ben güçlüyüm de diyebilirsiniz. Ya da başka sözcük ne kullanmak istiyorsanız. Hemen toparlayıp kendi kendinize, hani böyle negatife asla düşmeye izin vermeden, böyle hafif bir düşme sırasında hemen toparlayıp hop ne oluyoruz topla kendini. Negatif yok. Hatırlatın kendinize. Kendinize yüksek sesle bağırın bu durumda. Aşağı doğru inen negatif paterni kırın. Negatif obsesif düşüncelere karşı hemen hemen toparlanın. Hemen uyarın kendinizi. Hayır. Orada iptal deyin. Negatif cümleyi iptal edin. Ve hemen mesela orada Bismillahirrahmanirrahim dualarını okuyun. Yani o düşünce derhal gidecek ve kaybolacaktır. Dikkatinizi pozitif bir alana çevirmeniz lazım. Yani hoşunuza giden güzel bir şeyle ilgilenin. Hani bazen insan oluyor ya negatif düşünce paterni böyle yap, dönmeye başlıyor. Aynı düşünce negatif düşünce dönüp durmaya başlıyor. İşte böyle bir durumda dikkatinizi hemen direkt önce bir kesin. O negatif düşünceyi iptal deyin. Ve uyarın kendinize dikkat et negatif yok. Hayır bitti. Ondan sonra dikkatinizi dışarıya yöneltin. Mesela çiçeklerinizi sulayın, şarkı söyleyin, kendinize bir çay kahve koyun, müzik dinleyin, sesli kitap okuyun, şiir okuyun, Kur'an okuyun ya da biriyle sohbet edin. Yani sesli şeyler yapın ki zihninizdeki sesler dağılıp gitsin. Evet, henüz duyumlarınızla deneyimleyip yaşamadığınız ama zihninizde defalarca düşündüğünüz Geleceğe dair bir olayın beyninizi değiştirip bunu gerçekten olmuş gibi kabulleneceğine inanıyor musunuz? Sinir bilimdeki son araştırmalar düşünce gücüyle beynin değişebildiğini söylüyor. Yani siz yeni bir olasılık düşündüğünüzde beyniniz yeni kalıpları, yeni kombinasyonları ateşlemeye başladığında, davranışlarınızı planlayıp zihninizde kim olacağınıza dair hayalinizi prova ettiğinizde ve bunu devamlı surette yaptığınızda bu zihinsel provalar beyninizde yeni nörolojik devreler kurmaya başlıyor ve bu donanım olay çoktan olmuş gibi değişiyor. Siz bunu tekrarladıkça, aynı düşünceyi aynı sıralamayla prova ettikçe bu donanım yazılım programı oluyor ve beyninizde artık geçmişin bir kaydı olmuyor. Artık o geleceğinizle eşleşiyor ve siz bu geleceğinizi Olayı yaşamadan önce duygusal anlamda benimsiyorsunuz. Yani iyileşmeden önce kendinizi bütünleşmiş hissediyorsunuz. Evet. Joe Dispenza sevgiyi hissetmek için önce bir ilişkim olsun demiyorsunuz. Huşuya kapılmak için mistik bir anı beklemiyorsunuz. Güçlü hissetmek için başarılı olmayı beklemiyorsunuz diyor. Yani önce bu duyguları düşünüp hissedin. Sonra evrenden o enerji frekanslarınızı kendinize doğru çekin ve bu olay gerçekten hissedilerek yaşanmışsa gerçekleşiyor. Evet, biyoloji profesörü Bruce Lipton da çok güzel açıklamalarda bulundu ve genlerimizin kurbanı olmadığımızı açıkladı adamlar. Biyolojimizde her şeyi değiştirebiliriz diyorlar. Ölümcül bir kansere yakalanabilirsiniz. Evet, Anita'dan örnek veriyorlar. Mesela kendisi de çıkıp konuştu bu kadının. Anita Hintli bir aileden geliyor. Belli yaşa gelen kızlarını ebeveynleri görücü usulüyle evlendirmek istiyor. Ve ebeveyninin istediğiyle evlenmek zorunda. Hani bizim doğuda da bazı memleketlerde de var ya böyle adetler. Fakat Anita buna karşı çıkıyor. Evlenmek istemediğini söylemesine rağmen damadın çok iyi olduğundan dem vurarak zamanla seversin diyorlar. Ee, ve kabul ettirmeye çalışıyorlar ta ki düğün günü gelip çatıyor ve Anita kendini bir çıkmazda hissediyor ve çareyi düğün günü kaçmakta buluyor. Herkes eğlenirken o pılını pırısını toplayıp kaçıyor ve düğün orta yerde kalıyor. Anne babası çok mahcup oluyor, erkek tarafı içinde bu durum çok utanç verici, onlar da çok üzülüyor. Uzun süre ailesiyle görüşmüyor. Babasının ona çok kızdığını, affetmediğini düşünüyor. Çok üzülüyor. Bu üzüntülerle bu kadın kanser oluyor. Başka bir sevdiği kişiyle evleniyor. Ve kocası bu süreçte onu hep yanında tutuyor. Yalnız bırakmıyor. 4 yıl kanserden sonra bu kadının bedeni tamamen kapanıyor. Bunu anlatıyor kadın. Yani 4 yıl kanserden sonra bedeninin kapandığını anlatıyor. Yaşam desteğine girmiş. Onkoloğu durumu çok ölümcül. Bu komadan çıkamayabilir diyor. Eşi, ailesi orada. Ama o sırada bu kadın beden dışı bir deneyim yaşıyor. Ruhu bedeninden çok yukarılara yükselerek bir yerlere gidiyor. Orada babasını görüyor. Kendisine çok kızdığını, affetmediğini düşündüğü babası ona gülerek bakıyor. Ona kızmadığını, onu çok sevdiğini ve tekrar dünyaya dönmesi gerektiğini söylüyor. Anita o durumda hayatını değerlendiriyor. Bakıyor ki Anlıyor ki kültürel programları kendi hayatıyla çatışmış. Çatışma hastalığa neden olmuş. Beden dışı deneyimle o çatışmayı çözmüş. Makineye bağlı bedene ruhu geri dönüyor. O kadar zayıflamış ki kanser yumruları bedeninden dışarı fırlıyormuş. Komadan çıktıktan birkaç hafta sonra kanser yumruları eriyip akıp gidiyor. Şimdi tümüyle şifalanmış durumda inancın biyolojisinin simgesi olması için geri dönmüş olmalı adeta. Negatif inançlarını değiştir, ölümden dönebilirsin diyor Bruce Lipton. Ve başka bir kişiden de örnek veriyor. Mesela MS hastası bir arkadaşından söz ediyor. Tekerlikli sandalyede oturuyordu. O kadar zayıftı ki diyor sandalyeden böyle yana doğru düşüyordu. Zihnini değiştirdi ve şimdi uzun mesafe koşucusu oldu. MS yok oldu. Tamamen şifalandı. MS otoimmündür ve yani kişi kendi kendine zarar veren yıkıcı bir e, hastalığın içindedir. Kendini yıkmaktan vazgeçersen kendini iyileştirebiliyorsun. Öz sevgiye dönmelisiniz diyor. Bütün sorunlar kendine olan inancını kaybetmekten kaynaklanıyor. Kendini şifalandıramazsın, sen zayıfsın, genlerini denetleyemezsin dediler ve zayıflatıldık. Ama bu bir saçmalık bu. Sıcak kömürün üstünden geçersin. Ama önce zihnini düzeltmelisin. Tam orta yerde kuşkulu olamazsın. Kuşkulandığın anda yanarsın. Ve gerçekten bu deneyler üzerine Anton Robbins'in de çalışmaları vardır. Kömürün üzerinden, közlerin üzerinden çıplak ayakla geçtiği halde ayakları yanmayan insanlar kendilerini anlatırlar. Amerika'da bir grup insan Çıngıraklılar mercan yılanları gibi çok zehirli yılanların zehri olan sitriktin içiyorlar. Hatta aşırı dozda alıyorlar ama hiç zararını görmüyorlar. Çünkü Allah'ın onları koruyacağına kuvvetle inanıyorlar. Ya korumazsa ya zehirlerse diye şüphe duysalar ölürler. Şimdi şimdi burada biraz duralım arkadaşlar. Bu çok ilginç bir örnek. Yani elbette biz de imanımızı bu şekilde test etmeye kalkmayalım tabii ki ama bu adamların inandığı kadar gerçekten biz Allah'a inanıyor muyuz? Bir düşünelim. Bilmiyorum. Biz Allah'a inanıyoruz da belki bu kadar güveniyor muyuz? Ne yazık ki bu kadar güvenmiyoruz benim gördüğüm kadarıyla. Birçoğumuz hadiselerde çok çabuk isyana düşüyoruz. Neden böyle? Neden şöyle başlıyoruz Allah'ı, kaderi, insanları suçlamaya? İnsanlar inanarak kanserlerini, koca yumrularını eritiyorlar. Biz en ufak bir ağrıda, hastalıkta sanki hemen hiç geçmeyecekmiş gibi düşünüyoruz. Elbette sabrı cemil göstererek rıza dide, başını öne eğip af dileyenler ve bu hastalığı bir arınma şekli olarak görenler başka. Onlar teslimiyette oldukları için hem bu dünyaları hem ahiretleri cennet ve hiçbir şeyden şikayet etmeden şükür içinde sabrediyorlar. Arabanın altında kalan çocuğunun üzerinden kaç tonluk arabayı kaldıran kadın görüyorsunuz. İnternette var bunlar. Görmüşsünüzdür. İşte yine inanç sisteminin kuvveti. Sen arabanın altında öl, ben buradayım diyebilir mi anne? Lanet arabanın Hepsini kaldıracağım diyor ve arabayı kaldırıyor. Bir anda güçlü, kuvvetli, pazulu bir sporcu gibi arabayı bir anda kaldırıyor. Yani gerçekten bunları izleyin internette bulun var yani hepsi de. O ıı, yılan zehiri içen Amerika'daki grup yani bunları da görürsünüz. Joe Dispenza'nın kendisi de çok ciddi bir trafik kazası geçiriyor bisikletle giderken çok kuvvetle ona bir araba çarpıyor. Yukarılarda taklalar, aşağı 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 yere düşüyor. Omurilik kemikleri e, böyle çubuk kraker gibi o basınçla kırılıyor. Ve hastaneye kaldırılıyor. Kendisine 6 ay ömür biçiyorlar. Ve bir omurilik ameliyatından söz ediyorlar. Bu omurilik ameliyatını yaparlarsa yaşam şansı artacakmış. Ama ömür boyu tekerlekli sandalyeye, ilaçlara mahkum olacağını söylüyorlar ameliyatı reddediyor, imzayı atıp hastaneden çıkıyor ve o kırık omurilik kemiklerini 3 ay her gün 3'er saat meditasyon yaparak hayalinde her bir omuru baştan sona tek tek tamir ederek hayal ediyor. Ağrı çekiyor, zorlanıyor. İlk 3 hafta çok bunalıma giriyor. Ama tekerlikli sandalye ömür boyu ilaca mahkum olmak istemediğini düşündüğü anda tekrar meditasyonlarına başlıyor, devam ediyor. Beyninde bunu tekrar ede 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 her gün bu meditasyonu yapıyor. 3 saat. Ne demek ya? Her bir omuru tek tek imajinasyonla canlandırarak ve en sonunda bir gün meditasyon 45 dakikada bitiyor ve çok farklı bir şey oluyor o anda. Bir anda ağrıları geçiyor. Beline, bacağına his geliyor ve ayağa kalkıp yürümeye başlıyor. O günden bu yana bütün ömrünü dünyanın her yerinde beyin beden ilişkisini anlatarak kanserli ve ağır travmalı hastalara başarabileceklerini anlatmak için geçiriyor. Bugün Amerika'da bilimsel cihazlarla donanımlı büyük bir sağlık merkezi işletiyor adam. Evet yine Joe Dispenza Hollandalı bir fizyoterapist bayandan söz ediyor. Bir pazar günü bu bayan duş alırken kocası çocuklarıyla vedalaşıyor, karısına da seslenip çıkıp gidiyor. Ve gidiyor kendisini Amsterdam'ın en yüksek binasından aşağı atarak intihar ediyor. Çok acı bir olay. Kadın her türlü duyguyu hissediyor. Üzüntü, suçluluk, öfke. Zihnindeki sahneyi günde 50-100 kere tekrar ede ede artık vücudu stres hormonları üretmeye başlıyor. Ve bir sabah kalktığında belden aşağısı felç oluyor. Çalışamıyor, çocuklarına bakamıyor. Felç olmuş, annesinin yanına taşınıyor. Stres yükseldikçe bütün mukozalı bölgelerinde vücudunda büyük büyük yaralar çıkıyor ağzında, boğazında, üst midesinde, vajinasında, anüsünde yemek borusu kanseri teşhisi konuyor. Aldığı birçok eğitimden sonra beynini ve düşüncelerini değiştiriyor ve her gün vücudundaki yaraların iyileştiğini, beyninde yeni kaynakların üretildiğini, ayağa kalkıp yürüyebildiğini düşünüyor. Bazı günler hiçbir şey değişmeyecek vesveseleri gelse de, isteksiz olsa da meditasyonlarına devam ediyor. Bu olumlu imajinasyonlarda ısrar ettikten sonra vücudunda kesin iyileşmeler hissediyor. Yaraları düzeliyor, bacaklarına his geliyor, ayağa kalkabiliyor ve doktora gidiyor. Ne felcinden ne kanserinden eser kalmıyor ve yeniden hayata başlıyor, yeniden biriyle evleniyor. Şimdi geriye dönüp baktığında o anılara Hiçbir acı hissetmediğini söylüyor. Onlar benim en iyi öğretmenimdi. Onlar olmasaydı ben bugünüme gelemezdim diyor. Ve bunun gibi yüzlerce insanlar kendi hayatlarını dönüştürdükleri gibi pek çok kanser hastasına umut oldular bu insanlar ve onların da hayatlarını dönüştürmelerine sebep oldular. Bütün bunlar Ali İmran suresi 139. ayette gevşeklik etmeyin, mahzun olmayın, inanıyorsanız üstünsünüz ayet kelimesine işaret etmiyor mu sizce? Ya Joe Dispenza, kuantum fiziği, sinir bilim, nöroendokrinoloji, psikoneuroimmünoloji bilimleri epigenetikle birleştirildiğinde bütün bunlar olasılıklardan bahseder diyor. Bilmek yetmez, nasıl öğrenmek gerekir? Düşünceler kaderi etkiler mi? Evet, etkiliyor. Bilgi idrake dönüşüyor. Farkındalık gelişiyor. Bilinçli bir farkındalıkla beyinlerindeki nörolojik devreleri ateşleyip hatırlıyorlar. Başka bir deyişle beyinlerindeki negatif nörolojik donanımı kırıyorlar. Niyet ve tutumları düşünceleriyle örtüşürse Zihin ve bedenlerini birlikte çalıştırırlarsa sonuç alabiliyorlar. Özellikle psikiyatri sahasında plasebo üzerinde çok güzel araştırmalar yapılıyor. Deney ve kontrol grupları oluşturularak bir gruba antidepresan ilaç veriliyor, diğer gruba da vitamin hapı veriliyor. Tuzlu su enjeksiyonu veya sahte bir ameliyat yapılıyor ama danışan muhteşem bir tedaviden geçtiğine inandırılıyor. Doktorlar da bu tedaviye çok istekli görünüyor. Sürekli motivasyon veriyorlar danışanlarına. 6 ila 8 hafta sonunda plasebo uygulanan hastaların %81'i tedaviye olumlu cevap veriyor. Bakın arkadaşlar, bu oran gerçekten çok yüksek bir oran. Çok müthiş bir şey yani. Şimdi bu sonuç ne anlatıyor? Bunu anlamaya çalışalım. Onlar kendi eczanelerinde antidepresan üretiyorlar. İnsan vücudu ve sinir sistemi dünyanın en büyük eczanesi. Ve bu başlı başına bir mucize. Trilyonlarca işi aynı anda hiç aksatmadan yapan muhteşem bir aklın ancak kendilerini iyileştirebileceğine inanıyor bu insanlar. Ve bu üst akılla ilişki içerisine giriyorlar. Dua ediyorlar. Kendi hastalıklarının sorumluluğunu kendi üstlerine alıyorlar. O yaptı, bu yaptı, şu yaptı diye kimseyi suçlamıyorlar. Kurban durumunun ötesine geçiyorlar. Olayın sebebine odaklanıyorlar. Hayat tarzlarını, düşünce tarzlarını, yaşam tarzlarını değiştiriyorlar. Acı çekme duygusu, öfke ve yargılamaktan vazgeçebilmek muazzam bir farkındalık ve azim gerektiriyor. Eski duygusal bağımlılıkları bırakmaya, geçmişlerini ve kendilerini affetmeye ve kendileri için sorumluluk almaya karar veriyor bu insanlar ve kimseyi suçlamıyorlar. Kimsenin dedikodusunu yapmıyorlar. Kimseyi yargılayıp kızıp öfkelenmiyorlar. Ve kesinlikle ve kesinlikle iyileşeceklerine inanıyorlar. Burada tedaviyi gerçekleştiren şey sağlam bir inançtır bakın. İnanmak, kabul etmek ve teslim olmak. Bu şekilde otonom sinir sistemlerinde kendi ecza ürününü yapması için program başlatıyorlar. Şifayı sağlayan aldığımız madde mi yoksa vücudun doğuştan gelen iyileşme kapasitesi mi? Bizi iyileştiren düşüncelerimizde var olan, iyileşeceğimize olan inancımızdır arkadaşlar. İyileşmeye niyet edince ve bu düşüncede de ısrar edince heyecanlanarak ve manevi duygularla dolarak umutlanmaya başlıyorsunuz. Geçmişteki biyolojiden çıkıp gelecekteki biyolojiye girerek Dışarıda bir şeye inanmak yerine, sizin dışınızda hiçbir şeyin olmadığı kuantum alanından yeni bir potansiyel seçiyorsunuz. Sürekli iyileştiğinize dair en ince ayrıntılarına kadar süreci kafanızda sürekli canlandırıyorsunuz. Ama inanarak, isteyerek ve en önemlisi bu düşüncede ısrar ederek imajinasyonlara devam ediyorsunuz. Bu aynen Arapçada bir deyimdir. Et tekrar vel ehsen ve 180 derler. Yani tekrar 180 kere de olsa hayırlıdır. Bu ısrar biyolojilerini değiştirmeye programlıyor onları. Ve depresyondan kurtulmak için bakın 6 ila 8 hafta sürüyorsa iç dünyamızdaki bir durumu değiştirmek için mesela içinizdeki bir obsesyonu depresyonu çözmek için 6 ila 8 hafta gerektiğini anlamamız gerektiği konusunda size bir fikir verebilir burası. İnsanların pek çok inancı hep geçmiş yaşanmışlıklarından dolayı ortaya çıkıyor. Bir deneyimler serisi yaşıyorsunuz. Bu sizi duygusal ve sinirsel anlamda şartlandırıyor. Bizler hep geçmişin biyolojisinde düşünmeye ve hissetmeye meyilliyiz. Sürekli düşünüp hissediyoruz. Negatif düşünceler negatif hislerle bağlandığı için kötü bir tavır ortaya çıkıyor. Ama eğer siz olumlu iyileşme düşüncelerine olumlu hisler bağlarsanız olumlu tavırlar geliştiriyorsunuz. Olumlu tavırlar arttıkça da inançlar oluşmaya başlıyor ve bu inançlar beynimizde donanım kazanmaya başlayıp sürekli tekrar edince de şifa kendiliğinden geliveriyor. Bu deneyim bedeninize o düşüncenin gerçekliğini somutlaştırmanıza neden oluyor. Bunun da anlamı genetik kaderinizi değiştirip biyolojik programı yeniden yazmaya başlıyorsunuz. Evet, buradaki püf noktası arkadaşlar, hayalinizde olmasını istediğiniz şeyi bir kezle kalmayıp tekrar ve tekrar yapmak suretiyle bunu beceri haline getirmek. Bunu tekrar tekrar pratik ederseniz Zihninizle bedeninizi birlikte çalışmaya şartlandırabilirsiniz. Bu şekilde bedeniniz de zihniniz gibi öğrenir. Bu sizin doğal yeteneğiniz olur. Kolaylaşır, otomatikleşir. Bilimin, tıbbın çare olamadığı genetik bozukluğu olanlar bile bu formülleri uygulayarak iyileştiler. Herkes iyileşebilir. Bakın bunları hep batılı bilim adamları söylüyor. Siz de iyileşebilirsiniz beynin ön lobu, frontal lob, düşünceyi gerçek yapabilecek olan yer. Yaratıcı merkez, yaratıcı, icatçı düşünme gücü burada gerçekleşiyor. Burası bir atölye. Düşündüğümüz, niyetlendiğimiz, heyecanlandığımız, olacağımıza, ne yapacağımıza, ne olacağımıza karar verdiğimiz yer burası. Tüm beynimizin yüzde kırkını oluşturuyor ön lob. Yani bizim secde ettiğimiz yer burası arkadaşlar. Buranın Beyindeki tüm bölümlerle bağlantısı var ve sanki bir orkestra şefi gibi farklı nöron ağlarını yönetiyor frontal lob. Şimdi bizim düşünün şimdi. Bir günlük namazımız 40 rekat. Her rekatta 2 secde var. Günde tam 80 kez bu ön lobumuza oksijen ve kan ve enerji gönderirsek ve bunu tam konsantreli olarak yaşarsak neler değişir bir düşünün. Yani secdede uzun süre kalmak orada zikirleri artırmak, orada tam konsantreli Rabbinle bağlantı kurup dua etmek. Bunlar çok önemli. İnsanlar niyetlerini yükselmiş duygularla bir araya getirirse, yani şimdiki zamanda geleceği deneyimlerse, yani iyi görüntüsünü, mesela Peygamber Efendimiz'i, Yüce Allah'ın huzurunda oluşumuzu namazda hissederek, Rabbinden ağlayarak şifa isterse Rabbim demiyor mu dua eden isteyen var mı istediğini vereyim diye diyor. İşte tam bu şekilde şuurlu bir istekle ya karışla ağlayarak istersek tekrar tekrar dualarımızı gerçekleştirirsek işte o durumda mucizeler meydana geliyor. Evet bu şuuru tekrar tekrar yaşarsak o gözyaşlarıyla vücut zehirli duygularını boşaltıyor, rahatlıyor, arınıyor, temizleniyor. Ve sürekli arınma bakın, sürekli arınma. Rabbisiyle tam bir rezonansa geçiyor. Rabbisinin frekansıyla uyumlanıyor ve oradan şifa akmaya başlıyor. Bu konsantrasyon anlarını beş vakit namazda ve özellikle gece teheccüd vakitlerinde üçüncü gözün aktive olduğu saatlerde yakalarlarsa insanlar ve inanın bakın binlerce danışanım obsesyonlarını, depresyonlarını, panik ataklarını, fobilerini çözdüler. Sizler de çözebilirsiniz. Herkes çözebilir. Farzlardan sonra yapılan duayı Allah reddetmez buyuruyor. Secdede yapılan duayı Allah reddetmez buyuruyor. Temiz ağızlarla yapılan duayı Allah reddetmez buyuruyor. Bu ne demek ya Resulallah hepimiz günahkar değil miyiz diye sorunca senin ağzın benim için benim ağzım ise senin için temiz yani müminin mümin'e yaptığı duayı Allah reddetmez buyuruyor efendimiz inanarak dua edeceğiz tam kalpten inanarak hissederek verileceğinden asla şüpheye düşmeden dua edeceğiz Hayatımızda sevgiyi, başarıyı, mutluluğu yaşamak için önce sevgiyi, başarıyı ve mutluluğu hissedeceğiz. Bütün bunlar duygusal anlamda vücudumuzu eğitme yöntemleri arkadaşlar. Olay yaşanmadan önce vücudumuza olayın duygusunu öğretiyoruz. Bunu düzenli olarak yaptığınız zaman insan vücudu bilinçsiz zihin olarak gelecekteki o anı şu an yaşadığına inanıyor ve yeni genlere yeni sinyaller gönderiyor. Vücudunuz da gelecekteki olay yaşanmış gibi değişim gösteriyor. O halde kuantum alanından yeni bir potansiyel seçebilirsiniz. Kuantum alanında sonsuz potansiyeller var ve siz gelecekteki bu gerçekliği yaşamadan önce duygusal olarak benimserseniz ve vücudunuz da gelecekteki bu olayı şu anda yaşadığına inanırsa sadece düşünce gücüyle değişim gerçekleşiyor bakın. Evet Fiziksel kanıt varsa, yani nörolojik, biyolojik, kimyasal bir kanıt varsa beyniniz ve bedeniniz o olayı yaşanmışçasına değişmişse, hissetmişseniz bunları, rahat olun o olay gelip kesinlikle sizi bulacaktır. Üstelik bu en beklemediğiniz şekilde olacak. Beklediğiniz yollar yeni değil. Bilincinizden fazlası olması lazım. Olduğunda bizi gafil avlamalı, bizi şaşırtmalı bunun içim, içimizde yaptığımız şeyin dışımızda yarattığı etkisiyle olduğuna dair bir şüphemiz kalmamalı diyor Joe Dispenza. Ve kendisi de yaşadığı mucizevari olayı anlatıyor. Bana diyor 6 ay ömür biçmişlerdi ama hala hayattayım diyor. Düşünsenize 3 ay boyunca her gün 3'er saat bıkmadan usanmadan onca ağrılarına rağmen ilk 3 hafta iyileşeceğine inancı tam olmamasına rağmen hayalinde omuriliğini tamir ettiğini düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Her bir omuru tek tek çalışıyor, hissediyor, hissediyor. Bir sonraki meditasyonu 45 dakikada bitiyor en son. İşte tam orada beyni ve bedeni mucizevi bir şey yaşıyor. Ağrıları kesiliyor, bedenine his geliyor, ayağa kalkıp yürüyor. Düşünün o insanın mutluluğunu. Bu duruma insan şükretmez mi? Başka birinde koca koca yumurta kadar, limon kadar tümörler vücuttan eriyip bakıyor. Demek ki inanmak ve imgelemeye devam etmek ama hissederek. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi bilimin en son geldiği nokta kuantum fiziği. Bilim adamları her türlü spiritüel, soyut, enerjisel olan her şeyi kuantum fiziğiyle keşfettikten sonra her şeyi bununla açıklayabilmeye başladılar. Ama şu ana kadar bilimin izah edemediği o kadar çok şey dinimizce emredilen şeyler vardı ki önceleri bunlara hurafe deyip geçiyorlardı. Şimdi ise 14 asır önce Allah Resulü'nün haber verdiği ve diğer kutsal kitaplar ve Kur'an ayetleriyle anlatılan pek çok gerçeği bilimler çözmeye çalışıyor. Yani Kur'an devamlı bilimin önünde gidiyor. Çünkü neden? Bütün bilimleri, ilimleri yaratan Allah değil mi? Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar olmuş olacak her şeyi açıklamıyor mu? Açıklıyor. Kuantum fiziğine göre biz bir simülasyonda yaşıyoruz. Yani rüya alemindeyiz. Her şey olmuş bitmiş. Kainat kitabı yaratılmış, kader kalemi kurumuş. Gelecek geçmişi şekillendiriyor. Biz şu anda olmuş bitmiş bir filmin sahnelerini canlandırıyoruz adeta. Rüyada bir film izliyoruz sanki ve alemde katı olan hiçbir şey yok. Her şey enerjiden ibaret diyor kuantum fiziği. Her şeyi madde olarak gören materyalizm çoktan öldü gitti. Efendimizin bütün insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar hadis-i şerifini bilim ancak bu asırda kuantum fiziğiyle açıklamaya çalışıyor. Fakat ne yazık ki sadece bilime inanan dine ait bir veriyi bilim açıklarsa doğru kabul eden, dinin verilerine bilim kadar önem vermeyen veya bilimi ve dini ayrı ayrı tutan ama kendini dindar ve inançlı zanneden psikolog ve doktor olarak kendini gören arkadaşlarımız var ne yazık ki. Halbuki bilimler afaki ve enfüsi aleme ait yaratılış kanunlarını açıklamakta çok yetersiz kalıyor. Pek çok şeyi yeni yeni anlamaya ve çözmeye çalışıyorlar. İnsanlığın içinde en ileri görüşlü olan insanlar peygamberlerdir. Çünkü onlar direkt Allah'tan yani kaynaktan besleniyorlar. Oysaki bilgisayar ve teknoloji çağı olan günümüzde dahi bilimler insan beynini ve bilinçaltını, uzayı ve tüm kainatı tam anlayabilmiş değiller. Araştırmalarına devam ederek çözmeye çalışıyorlar. Kıyamete kadar da çözmeye çalışacaklar. Zaten bilimin işi bu. Benim şaşırdığım şey ise inançlı olduğunu söyleyip de kişinin sıkıntılı psikolojisinin çözülmesinde ayet ve hadislerden ve zikirlerden tıbbı nebeviden bahsedince hemen reddetmesi. Onlar bireysel, sübjektif şeyler, bilimsel şeyler değil demeleri. Sanki kendisi böyle olunca bilim dışına çıkacak, bilim mürtedi olacakmış gibi ödü kopan psikolog ve doktor arkadaşların var olması. Bunlara hayret ediyorum. Şimdi bakın, önce Newton fiziği vardı. Farklı şeyler söylüyordu. Fakat pek çok şeyi açıklayamıyordu. Şimdi kuantum fiziği var. Belki 20 sene sonra bu da çok yetersiz kalacak. Başka bir fizik bilimi ve uzay bilimi gelişecek. Bilim zaten tez, antitez, sentez olarak ilerler. Yani bilim bu kadar değişken iken ona din gibi sarılan insanlar kendi sağlam inanç sistemlerine ve dinine bu kadar sarılmıyorlar ya ve bu kadar güvenmiyorlar. Bilim Batı'dan gelirse ve o söylerse o zaman bilimsel oluyor. Kendi dinine, inancına o zaman inancı artıyor. İşte bilim söylüyor ya, bilim söylüyor. Kanserin, depresyonun ve pek çok hastalığın çözülmesinde hem Allah'a inancın, hem de iyileşeceğine olan inancın ne kadar etkili olduğunu bangır bangır anlatıyorlar. Batı bilimi artık iman genini de buldu. Adamlar Meditasyon sırasında insan beyninden her türlü ölçümü alıyor ve neler başardığını göstermeye çalışıyor. Biz de inşallah hakiki namaz esnasında ölçümleri alıp hakiki namazın enerjisiyle insanoğluna ne türlü mucizeler verildiğini bil fiil ispat edeceğiz inşallah. Aynen Hz. Ali'nin vücuduna saplanan okun önce namaza durayım ondan sonra çıkarın demesi ve namaz bitince çıkardınız mı diye sorması gibi. Pek çok sahabiye ve veliye narkoz almadan savaş meydanlarında yapılan cerrahi müdahalede hiçbir şey hissetmemesi gibi. Sakın ha yanlış anlamayın, bilimi küçümsemiyorum. Bilim karşı da değilim. Kendim de bir bilim insanıyım. Uluslararası diploma denkliğim de geldi ve tüm diploma ve sertifikalarımın ve yüksek lisans tezimin incelenmesi neticesinde benim uzman psikolog olma titrimde kabul ettiler. Kullandığım kaynaklarımın hepsi de İngilizceydi ve alan araştırması yaptım. Ve bunu daha sonra yüksek lisans tezimden bahsetmek istiyorum başka bir zamanda Baş, bahsedeceğim inşallah. Burada demek istediğim şu. Allah Resulü'nün hadislerinde Sahih-i Buhari'de Kur'an şifadır buyuruyor. İsra suresi 82. ayet-i kerimede biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır diyor. Ve koskoca bir tıbbı nebevi var. Ama biz bunları söyleyince, anlatınca sanki ben bilim dışıymışım gibi gören, kendilerinin daha bilimsel olduğunu iddia eden arkadaşlarımız var. Allah bu konuda farkındalıklarını artırsın diyorum. Elbette onların görüşlerine de saygı duyuyorum. Seçim kendilerinin tabii ki. Hastalıkların tedavisinde imajinasyon çok önemli demiştim. O yüzden size sadece danışanlarım için hazırladığım bir hipnozu sizin tedavinizin gerçekleşmesi için de koyduk kanalımıza. Şu anda iki tane var. Her gün mutlaka bunları dinlemenizi, bilinçli bir şekilde kendinizi hipnoterapiye almanızı tavsiye ediyorum. Kanalımızda tavsiye ettiğim her şeyi bilinçli bir şekilde uygularsanız Allah'ın izniyle sıkıntılarınız geçecektir diyorum. Ve kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum efendim.